Canım karıştırıyorsun değil mi çorbayı? Ha dibi tutmasın. O bak düdüklünün de böyle sesi geldi miydi? Nasıl öğrettim sana? O tapasını hemen kaldıracağız. Tamam. Tamam mı? Kestim ben altına. Tamam canım. Yok, yine. Allah Allah ya. Ah buradaymış herkes. Evde kimse yok zannettim. Hoş geldin Manavuk. Hoş bulduk hoş canım geldin, benim. Hoş geldin canım. Allah Allah neler yapıyorsun Rukiye Sultan? Şimdi ben gideceğim ya babanın yanına yılbaşında. Ondan sonra böyle güzel yemekleri yapıyorum, hazırlıyorum size hazır olsun diye. Nasıl? Ama bu kadar yemek sadece bize değil, bütün mahalleye yeter. Yok yok, biter canım benim. Şimdi ne sen uğraşırsın, ne Çağatay uğraşır bu yemeklerle. Ben yapayım böyle, bir elden çıksın gitsin. Allah Allah, neler var neler. Maydanozlu köfteler, oh oh oh, sarma da sarılıyor. Ama gerçekten biz bunların hepsini yılbaşında mı yiyeceğiz? Yenir, yenir yavrum benim, yenir. Bak şimdi siz, ondan sonra Ahmetler. İki kişi de duydu da arkadaşınız da geldiydi, ettiydi derken... Yenir biter şaşar kalırsınız. Bence Ameli haklı. Bunlar yılbaşında bitmez söyleyeyim bak. Ya Allah Allah. Yani hepsi de size değil. Herhalde azıcık da beyimi düşünüyorum. Ha? Bir kısmını da ona götürecek olabilirim işte yani. İşte bak ağzındaki baklayı lütfen çıkaralım Rukiye Sultan. Bunlar eşin için. Öyle de ya ama canım benim. Onu da canı çeker sever ya böyle şeyleri. Hayır. İşte orada yapmaya kalksam bir sürü işçi Hatay'cığım orada yapamam. Beceremem çünkü şimdi bak gideceğim bir de orada bir temizlik bekliyor çocuklar. Hmm. Ay ev temiz ev temiz orada bir şey yok icat çıkarma diyecek ama ben biliyorum bir günümü alacak sırf o evi temizlemek. Hem bunları yapmak hem temizlik orada şey olurum. İki ayağım bir pavuca girer diyerekten burada güzel yaparım. Koyarım güzel böyle kaplarıma. Gidip hazır hazır açarım onları. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Karnın ağrıyacak onu. Kaç kere söylüyorum sana bunu mu? En lezzetli kısmısın bana. Tamam. Seviyorum lan. Hadi bir tane yeter. Zaten az Çağatay. Az zaten ha. Hadi. Demek hindi işine girdin ha İdris abi. Ya İdris sana şimdi ben anlamadığım şu, sen o kadar hindiyi kime satacaksın ya? He. He? Ya arkadaşlar yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi baş misafiri değil midir hindi? Yok, bizim hiç vazgeçilmez, biz hindiyi sevmezdik yani. He, Selahattin komiserim size burada şey yapayım mı yani eski komiserim? Emniyonda gezen hindi taklidi. He, öyle yap bakalım. Yap bakayım. Ya arkadaşlar. Bak biz burada ekmeğimizin peşindeyiz. Biz burada çoluk çocuğumuzun riskini temin etmek peşindeyiz. Siz benimle burada dalga geçiyorsunuz. Sizin yaptığınız delikanlılık değil ki ya. Ya İdris ya. Abi şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Elinde patlar o hindiler senin. Satamazsın. Ya sen ne bulup da konuşuyorsun elinde patlarmış. Sen benim hindiler gibi etli butlu hindi getir. Bak sana söz veriyorum. O hindileri sana bedava vereceğim am. Ha bu da benim şahidim. Ya beni neye şahit gösterirsen ya? Bak İdris demedi deme. Bak o hindiler senin elinde kalır. Hindi eti sevilmez. Güzel kaz et olsa diyeceğim tamam ama yani. Sevilmez. Ben sevmem. Yok. Ya sen ne bilip de konuşuyorsun? Sen benim malımı niye çetiliyorsun ya? Ben... Ya İdris abi bak şimdi kaz eti olsa tamam neyse satılır. Ama hindi eti bir lezzetsiz ya. Ya sen ne bilip de konuşuyorsun? Sanki böyle her hafta iki tane hindi yiymişsin gibi profesör kesildin başımızda ya. Yılbaşı bu yılbaşı. Her türlü satılır ya. Ya İdris abi bak hindileri satamazsan seni burada hindi gibi düşünürken görmeyelim ha. Hindiye bakın arkadaşlar ya. Ne biçim insansınız ya. La hindiler gibi sizin gibi gulü gulü yapma ya. Adam arkadaşına yardımcı olur. Hayırlı olsun der. Bir tane hindi alır. Bir komşusuna da şey eder. Rica eder al diye. Ayıp be. Yaptığınız ayıp sizin ya. Hindiyi satamayacakmışım yılbaşı akşamı. Ayıp ediyorsun. Estağfurullah. İdris abi ya biz eğlenelim dedik. Tamam de. İşinize bakın tamam. İdris abi ya yakınken vaz mı geçsen acaba? Ya niye vazgeçeceğim? Yılbaşı gelmiş ya. Elimde hindi var almışım satarım ben. Ticaret adamıyım ya. Ya İdris abi sana ne diyeceğim? Bırak alabalık, bırak alabalık, bırak alabalık. Şuraya bak ya. İdris Bey bir şey soracağım da. Acaba diren bu hindileri kiralamak mümkün mü? Eksi beşi sağ yakışmaya bak. Bu deve midir, at mıdır ya? Hindidir hindi. Bu yiyilir ya. Ayıp ya. Ya şaka yapıyorduk ya. Olmaz öyle şaka. Rukiye Sultan. Canım.
Çağatay diyor ki annem diyor yemek işini biraz diyor abarttı diyor Çağatay diyor. Aman senin de ağzında baklı ıslanmıyor abicim ya. Allah Allah. Aa baklada mı yaptın bu Kemal'a? Yok canım yapmadım, sen bakma bunlara. Yok yapmadım, zaten baklanın mevsimi de güzel olmaz şimdi yapılmak. Bana bak şişt. Siz kendi aranızda beni çekiştiriyorsunuz da ben bu yemeklerin hepsini sizin için yapıyorum. Allah Allah. Anneciğim sen bunları aldırma da. Sen niye zahmet ediyorsun? Biz yapardık bunları anneciğim. Fehmi babaya da yapıyor. Hı. Erken gidecek ya, temizlik yapacak. Yemekle uğraşmak istemiyor. Hı. Anneciğim, hı, biz artık yaşını başını iyi kötü almış kazık kadar, hatta çoluk çocuk sahibi insanlarız. Yani sen birkaç gün olmayacaksın evde diye açlıktan ölmeyiz, merak etme. Hiç merak etmiyorum. Benim gelinlerim de size bakarlar biliyor, ama bu yılbaşı. Bir tane. İşte yılbaşı dediğin böyle aniden misafir gelir. Değil mi? Eşiniz dostunuz gelir, Sunan'ın bir arkadaşı gelir mesela, bak yukarıdan Dilek'le Ali bile inse, ha? Bir arada böyle hop, o gece biter bu yemekler, bak görürsünüz. Bu yemeklerle bir ordu doyar, ben sana söyleyeyim. Sen yokken artık sofra duasını şöyle yapacağız. Büyük! Allah'a hamdolsun! Milletimiz var olsun! Ay. Afiyet olsun! Sağ ol! Yemekhane çavuşu, sen biraz daha konuşursan Albay Rukiye seni disiplin koğuşuna gönderecek, yetmeyecek ağzına acı biber dolduracak. Hadi hadi vallahi bak yenir diyorum size. Acı tamam. Çok da hani istemiyorsanız da ne yapayım, ben de hepsini götürürüm Fehmi. Götüremezsin. Bu yemekleri babama götürebilmen için bizim seni Ayvalık'a otobüsle değil damperli kamyonla göndermemiz lazım. Ay yok. Ay senin bu oğulların gerçekten çok geveze anneciğim. Çok. Böyle konuşuyorlar ama Ahmet Beyciğim, annem gider gitmez bu dolmaları ilk siz lüpteteceksiniz, ben biliyorum. Hmm. Evet, mesela Çetel bir saniyede 3 tane sahne yiyebiliyor. Evet. Öyle mi? Aa, ne zaman pişecek bunlar? Ha? Onu da bir söyleseniz de. Öyle mi oluyor sen? Bir saniyede ne zaman 3 tane atacağımızı da biz de bilseydik yani. Sen 3 tane atabiliyor musun azından? Evet. Hadi be. Evet bak aşağı yukarı. Yok yok şimdi aa. Şişmedi bunlar daha, durun. Emel sen bu çayı nasıl demledin? Kızım her zaman nasıl demlediysem öyle demledim. Bunda bir tuhaflık var ya. Demini mi az koydun, suyunu mu az koydun? Anlamadım ki, altın oranı tutturamamışsın. Kızım tuhaflık sende sende. İş yerinde sinirlenmişsin, gelmişsin burada benim çayıma çatayın. Evet doğru, bugün biraz sinirlendim. Zaten Selami bile başlı başına sinirlerimi bozmak için yeterli bir sebep. Rıza. He. Bak ne diyeyim, senin böyle sinirlerini yatıştıracak bir şeye ihtiyacın var. Vallahi bak, mesela ben örgü öreyim sinirlerim yatışsın diye, bak. İyi yapıyorsun, ne yapayım ben de örgü öreyim. He, sen de örgü ör. Bana bak, böyle yumuşacık bu yumuşacık günler var ya, senin bütün stresini alacak. Allah Allah. Yok ya, ben örgü öreceğim öyle mi? Bak sinirlerim yatışsın diye önerdiğin şey sinirlerimi daha çok tepeme çıkarmaya başladı. Bence kapatalım bu konuyu. Ya bu zaman ne olacak örsen? Al bak ör, vallahi çok iyi gelecek. Bak bütün stresin gidecek, pamuk gibi olacaksın. Allah Allah, saçmalama ya. Ne örgü örmesi? Ben örgü öreceğim öyle mi? Ben gideyim sana bir çay yapayım da. Beğenecek misin bakalım bu sefer? Demini, suyunu falan iyi ayarlayacağım bir kimyacı gibi. Bakalım beğeneceğim. Beğenirsem beğenirim. Beğenmezsem beğenmem. Sana naz yapacak değiliz ya. Ayrıca benim sinirimin çayla bir alakası yok. Genel. Genel sinirlilik. Örgü örecekmişim. Yok daha neler. Öyle laflara bak. Suna nerede? Suna. Dilek'le gitti Hukiye Mama. Ha. Hı hı. Ahmetciğim. Anneciğim. Bana bak. Çağatay'cığım. Ha. Şimdi ben gidince siz bu Suna'ya bir göz kulak olun, mukayyet olun tamam mı canım benim? Emanet kız, aman diyeyim ha. Anneciğim Suna'dan bahsederken Aslı'dan bahseder gibi bahsediyorsun. Üniversitede okuyan koskoca kız. Biz ona nasıl karışalım ya? Olur mu be abi? Allah Allah, ne biçim laf söylüyorsun ya? Ya kız düşer de dizi yara olursa, ne bileyim elma şekerle kandırırlar kızı. Ne zevzek çıktı bu çocuklar bak. Annem ne dese bir şey söylüyorsunuz, bana kızdıracaksınız kadına. Hiç. Susun ya. Suna 18 yaştan büyük değil mi? Doğrudur. O zaman kanun olarak biz zaten karşılamayız ona. Ya öyle bir şey olabilir mi ya Ameli? Yani öyle burada o kanun falan yok.
Ne 18 yaşı? Burada Rukiye Sultan kanunları var. Bak evlendik, barklandık, hala karışıyor bize. Doğru. Bu arada laf döndü dolaştı, gene bana geldi değil mi? İşte vallahi geldi. Evlendin, barklandın, koca adam mı oldun? Evet. Evlendin, barklandın. Kızım, koca adam mı oldun sen? Kündeye getirmeyeyim seni. Kündeye getir. Sen bayağı bak sağlamlaşmışsın ha. Ya, öyle öyle. Depoda mal taşıta taşıta. Soruşturma ne oldu? Ya ah be sevgilim, üşüyeceksin, öyle çıkılır ya, mı? Ya önemli değil. Söyle bana, soruşturma ne oldu? Tamam, yarın sonuçlanacak. Merak etme. Peki yani ne olacak? Herhangi bir haberin var mı? Ne dediler, ne diyorlar, nasıl sonuçlanacak? Öyle bir ipucu bir şey var mı yani? Sevgilim, şimdi soruşturma gizli yürütülüyor ya. Bu yüzden gizli, yani soruşturma sonuçlanana kadar kimseye bir şey söylemezler. Ya aleyhine sonuçlanırsa peki? Ya merak etme. Ben çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Ben hukuka aykırı hiçbir şey yapmadım. Devletime zeval getirmedim. Sevdiklerimin yüzünü yere eğmedim. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ama bu yüzden ben inanamıyorum. Ya inanamıyorum çünkü göz göre göre iftiraya kanıp sana soruşturma açıyorlar. Canım benim, sakin ol. Devlet öyle işlemez. Devlet şahıslara göre karar vermez. Devlet kurallara, kanunlara göre hareket eder. Merak etme, içini rahat tut. Ama sen suçsuzsun Nevzat. Bir suçum var aslında. Ne? Onu mu konuşuyorlar şimdi, ne? Suçum senin kalbini çalmak. Hiç sırası değil şu an. Gerçekten değil. Bence tam olarak şu anda sırası. Bana bir şey itiraf edeyim mi? Bak, eğer sen olmasaydın gerçekten bu iftiralar, soruşturmalar beni çok üzerdi. Ama sen varsın yanımda. Birlikte olduktan sonra istedikleri soruşturma yazsınlar. Ne olacak? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Tamam, hadi git, merak etmesinler. Tamam. Bak, herhangi bir şey duyarsan ne olur hemen haber ver bana, olur mu? Tamam. Bak, aklım sende. Tamam, kalmasın, hadi gir içeri. Dua edeceğim. Et. Bak bu sefer deme, her şeyi çok güzel olmuş. Hadi koy bir tane daha da açalım haydi. Hadi koyayım Erzan. Allah Allah. Bunu ördüğün zaman sinirlerin yatışıyormuş, öyle mi? Ya Semih kızım, ben bu çöpü dışarı çıkar demedim mi? Nasıl? Nereye nereye sokuyor şimdi, çıkarıyor, anlamadım ki. Tamam anne, çıkarıyorum. Oldu. Hoş geldin Selahattin amca. Hoş bulduk Yasemin. Amirim. Hayırdır ya, örgü mü örüyorsunuz? Yok, ne alakası var? Ne örgüsü ya? Hanımın örgüsü koltukta kalmış da ben de kaldırıyordum şişler bir yerlerimize batmasın diye. Ya amirim, ben bayağı gördüm, siz basbayağı örgü örüyordunuz ya. Boş boş konuşma, cıvıklık yapma. Ne örgü örmesi? Ne örgü öreceğim ben ya? Sen nasıl geldin? Ne ara geldin? Kapı çalmadı, zil çalmadı. Anlamadım, duymadım. Amirim, Yasemin kapının önüne çöpü koyuyordu. Kapı açıktı yani, o yüzden kapıyı zili çalmadım ben de. Anladım, şimdi anladım. Niye geldin, ne oldu? Amirim, hani bana demiştiniz ya, akşam gel, önemli bir şey konuşacağım diye, o yüzden geldim. Ama hani bir işiniz falan varsa, ben isterseniz yarın geleyim. Saçmalama oğlum, bu saatte ne işim olabilir ya? Ne bileyim amirim, belki dantel örersiniz, örgü falan örersiniz. Oğlum boş konuşma ya, sinirlerimi bozma. Zaten gerginim bu gece. Ben Nevzat'ın durumunu konuşmak için çağırdım seni. Ne var ne yok? Ne oldu? İstihbaratta var mı bilgi? Amirim araştırdım işte, yani adam hakkında bayağı bilgi topladım. Anlat bakalım, neymiş, ne değilmiş? Amirim şimdi şöyle. Selamun aleyküm güzel kardeşlerim. Aleyküm selam. Hayırlı işler, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol kardeş. Çok şükür. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim de şöyle bir mazuratım var. Biliyorsunuz yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi nedir? Sofraların efendisi nedir? Hindi. Benim de elimde çok güzel hindiler var. İster misiniz? Kardeş ben hindi sevmem be. Yani. Ya niye sevmesin ya? Benim hindiler öyle sıradan hindi değil. Her birinde 7-8 sülü et var ya. Bir görsen onları, almadan duramazsın.
Alalım mı abi ya? Ne diyorsun? Ya kardeşim Allah Allah. Hani nerede hindiler? He? Ben görmediğim hindi almam kardeşim. Nerede hindi? Ya Bahtiyar, ben onların 7-8 kilo ağırlığı var. Ben şimdi onları sırtımda taşıyamam. Eğer istiyorsan gidelim Bahtiyar. Seç, beğen. İstediğin hindi yer kardeşim. Canın sağ olsun ya. Tamam abi, gidelim seçelim işte, alalım. Ya kardeşim bak, hindi eti tamam mı, lezzetsiz olur. Böyle yani böyle sası sası tadı olur. Yani sevmem ben yani, ben bilmiyorum ya. Ya Bahtiyar var ya, bu dediğini ben sana yakıştıramadım ya. Kırmızı ete en yakın olan, proteini yüksek, besin değeri yüksek olan en güzel et hindi de vardır. Şimdi sen böyle yapma. Ha hocam sen söyle, okumuş adamsın. Yalan mı yani? Ha söylesin. Evet evet, yani İdris haklı. Yani hindi etinin yağ oranı tavuk etine göre daha azdır ama proteini yüksektir. Evet. Ah gördün mü abi? Konuştu adam profesör gibi maşallah ya. Sağ ol. Şimdi onun temizlemesi zordur. Şimdi nereden baksan binlerce tüy vardır. Yani onları yol, tüy falan temizle. Çok zor iş. Ya ortağım kusura bakmayın ama yani ben hindi eti sevmem. Yani sağlıklı olabilir ama bana lezzetli gelmiyor. Bana şöyle Konya davarı olacak abi, ben onu severim. Allah Allah ya kardeşim. Öyle bir konuşuyorsunuz yani, bu hindi ilk defa satarım. Bir ticaret yapalım dedik. Yani bunu ben satarım diye mi siz bana böyle ediyorsunuz? Yok canım. Allah Allah. Gören de diyecek ki bunlar haftada iki tane hindi eti tüketiyor. Ya profesör gibi konuşuyorsunuz. Siz benim hindilerime bir bakın. Ondan sonra karar verin kardeşim ya. Adil hocam. Efendim. Ben şeyi merak ediyorum. Bu hindiyle yılbaşının ne alakası var? Hakikaten Adil hocam. Ben de çok merak ediyorum, bu ne alakası var? Yok şey? Yok yani bir alakası yok ya. Ya şöyle, İngilizler Amerika'ya gittiklerinde hindi avlamayı öğreten Kızılderililere teşekkür sofrası simgesi. Vay be. Bu. Hocam ben de var ya yılbaşı adeti sanıyordum bak. Nereye yok, çıktı iş ya? Yok yok, hiç alakası yok. Abiler, bence bunun tek sebebi ne biliyor musunuz? Yılbaşı sofralarının kalabalık olması, hindinin de iri olması. Hmm. Ah, ah işte bu ya. Bak doğru söyledi. Şimdi kardeşim yılbaşı gecelerinde misafir kalabalık oldu mu? Yani bir tane tavuk alıyorsun ya. Kalabalık misafire yetmiyor. Değil mi? Ya ne yapıyor? Hindi, hindi alıyor, iri ya. Hani dedi ya 28 kilo. Hindi de işte herkese yetsin diye. Aslında bak doğru söyledi. Aferin Semih. Ya ben var ya, ben bu hikayeleri ilk defa duydum. Ya burada hindi satayırıp ya. Buna biz yatırım yapmışız kardeşim ya. İnsan aynen komşu arkadaş olarak alır ya. Alalım mı, alalım mı bir tane? Nar gibi kızartırız ha. Al tabii ya, hatta bir tane değil kardeşim, iki tane al. Baksana adama, kocaman adam. Doymaz ki bu adam öyle bir hindiyle ya. Almayalım abi, vazgeçtim. Niye vazgeçtin? Yok abi, almayalım. Al, al. Alalım mı? Al ya. Ya sevmiyorum ki kardeş yani. Neyse neyse kardeşim, almayın. Almayın ya, ben başkasına satarım. Tamam ya. Allah Allah. Bir daha arkadaşım dostum ya. Hindik mi kabardı ha? Hindik mi kabardı? Çok fena kızdırdık ha. Hindi şey demiş öyle. Bu ne kalabalık? Bu kalabalık yılbaşı sofrası ondan mı? Bu ne kalabalık? Sinan, ben şimdi ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Hindi gibi düşünüyorum. Ya ya ya, Allah Allah. Günaydın. Günaydın canım. Sen ne yapıyorsun sabah sabah Hukiye Mamon? Ben daha yeni kalktım, sen börek mi yapıyorsun? Yaptım tabii, yaptım. Bunu güzel sen fırına atarsın, yersiniz sonra, tamam mı? Sıcak sıcak. Ama sen yola gideceksin, börek mi yapıyorsun? Ya giderim giderim, bir şey olmaz. Bak bunu yapar giderim, sen bakma. O Edi ile Büdü vır vır konuşurlar ama bir tepsiyi koy önlerine, hop diye bitirirler. Edi Büdü kim Hukiye Mamon? Edi Büdü yok mu Susam Sokağı'nda? Ya onlar Ahmet'le Çağatay işte. Ya Hukiye Mamon çok komiksin. Canım benim, bunu yapalım, atalım fırına. Siz, bu size bir tane de Fehmi'cime yaptım mı tamamdır. Bir tane daha mı börek yapacaksın? Tabii. Onu da Fehmi'cime yapacağım. Şimdi orada yapmaya kalksam, ay ortalık dağıldı etti falan. Orada şey yapar, sıkıntı yapar. Gerek yok, ben bunu güzel hazırlarım. Bölerim böyle, koyarım kabıma, oradan götürürüm temiz temiz. Tamam, o zaman ben yardım edeyim sana. Sen çok yoruldun iki gündür. Canım benim, tamam. Et. Bak şurada çörek otu var ya, onu ver. Tamam. Hadi bunu da atalım üstüne. Ondan sonra fırına atarız. Ben yapayım mı? Yap tabii. Peki hangisi Ede, hangisi Büdü? Aman huysuz olan. Tabii ki Ahmet. Suratına söylemiyorum da.
huysuz olan abi. Bu bir komik olan Çağatay değil mi? Evet, ha? Bence de. Ya peki bu şeyi nasıl çözeceğiz biz? Bu tedarik işi nasıl çözeceğiz? Ha, Hilmi Bey bir adamdan bahsetmiş. Ben sana bahsetmedim mi daha önceden? Ya çok büyük ithalatçıymış. İşte böyle hani güvenilir, sözünün eri bir esnafmış falan öyle Hilmi Bey bir bahsetmişti. Tamam da bize mal getirecek bir adam lazım abi. Kimseye güveni olmuyor ki. Daha yeni konuştum. 4 gün sonra demişti. 20 gün oldu daha mal gelmedi. Ya kimseye güvenilmiyor ki. Ya tamam da bu adam çok büyük bir ithalatçıymış. Çok büyük oynuyormuş. Sen piyasayı benim kadar biliyorsun. Adam elini öpene veriyor malı. Hani mesele şey, hani iyi hatırlattın ya, dur. Ben Hilmi Bey'le bir konuşayım. Hadi inşallah. Çok rahatlarız vallahi. Çok rahatlarız. Bizi önermiştir değil mi yani Hilmi Bey yani? Bizden bahsetmiştir, önermiştir. Hani kefil ol, değil mi? Tabii ki ya. Bize kefil olmayacak da kime kefil olacak abi? Bizim gibi dürüst, sözünün eri esnaf nerede bulacak? Dur ben bir konuşayım ya Hilmi Bey'le. Sen iyi hatırlat. Bir konuşalım bakalım. O görüşmüş mü adamla, bizden bahsetmiş mi? Bizi tavsiye etmiş mi? Değil mi? İnşallah oğlum bak. Büyük oynuyor adam. Büyük, yani büyük oynuyormuş. Hilmi Bey Sübey. Elini öpene diyorum ben sana. Tamam, biz de kimsenin elini öpmeyiz. Biz de namuslu dürüst esnafız. Hadi. Ben Hilmi Bey'le konuşup tamam. Geliyorum. Çay göndereyim mi? He? Çay göndereyim. Gönder vallahi ya, gönder. Tamam. Kolay gelsin Feride'ciğim. Teşekkür ederim Levent. Sana da kolay gelsin. Malum yılbaşı vitrinleri renklendiriyoruz. Kendime böyle renkli ışıklar, lambalar aldım. Bunu da size aldım. Müsaade edersen hemen takayım. Ay niye zahmet ettin Levent? Teşekkür ederim. Ne zahmeti efendim? Ne zahmeti? Bu bizim görevimiz. Hemen takayım mı? Ben o zaman sana bir bant getireyim. Olur. Çok güzel olur. Tamam. Hemen geliyorum. Ben şu prizi de senin olduğun tarafa doğru vereyim. Tamam, dur şimdi ben getireceğim lazım. Güçlü. Aman ha, müşteriye satarken muhakkak uyarıda bulunacaksın, tamam mı? Sakın unutma. Ya anlamadım ben şimdi usta, yani bu kadar uyarılacak kadar mı acı bu? Allah Allah, oğlum halden beni uyardıklarına göre aman Mustafa abi dikkat et diye. Demek ki acayip bir acı. Allah Allah. Yazın bari şuraya ya, çok acı biber dikkat edin diye. Söylemeyi unutursa okuyan adam anlasın. Ya bir şey olmaz, ben yerim ya. O ne? Ne olacak bana? Allah Allah. Oğlum Cemal, sen benim asfaltlarımı niye attırıyorsun ya? Yermiş bak. Ya oğlum, adam neredeyse yanında yangın söndürme tüpü satacak bunun. Hala konuşuyorsun. Hiç. Abiler, ben acıyı çok severim. Zaten hayatım acılarla dolu. Semihciğim, madem bu kadar seviyorsun, bir tane denesene versin Mustafa abi. Evet ya. Ya arkadaşlar, ben acıyı çok severim aslında. Ben Mersinliyim biliyorsun. Yani acılar içinde büyüdük. Ben neredeyse böyle bir şey görmedim. Ama şimdi artık ülserim var ya. Yiyemiyorum biliyor musun? O kadar istiyor canım ama yiyemiyorum. Ben şimdi bundan bir tane yiyeyim, benim bittiğim andır biliyor musunuz? Vallahi. Sen getir bakayım, getir. Getir bakayım şunu. Ver bakalım. Şunu verelim. Bir tane ver mesela, bir tane ver. Ay. Bir ısır işte yiyecek şimdi bak. Saksı biberim. Ben yerim. Vay be. Ben yerim. Şş, bak işte bak. Bak görüyor musun? Kokusu bile ülserimi azdırdı. Sen emin misin bunu yiyeceğinden? Yerim. Yerim abi. Ah. Tamam ye o zaman. Yerim abi. Hı. Ben acıların çocuğuyum. Vay espriyi de patlatıyor ha. Şş, oğlum bak. Emin misin bak? Yeme istiyorsan. Yiyorum. Yandan tamam, tüpünü hazırlayın. Ye ama bizi sorumlu tutma yani ondan sonra Mustafa olacaklar. Abi, acı benim göbek adım. Hadi tamam, bakayım. Hadi hayırlısı. Afiyet olsun. Aa! Nasıl oldu Feride? Ay çok güzel oldu Levent ya. Çok iyi düşündün. Eline sağlık. Ne demek efendim? Ne demişler? Komşu komşunun süsüne muhtaçtır. Elimize yapışmadı ya. Ben fişini bir takayım. Tamam. Bir bak bakalım dışarıdan nasıl görünüyor. Tamam. Ay çok güzel oldu Levent. Dışarıdan çok güzel gözüküyor ama şurayı biraz düzelsem mi acaba? Buna mı? Evet. Ay Tekin abi koy. Evet.
Bekir. Evet, devam de. Bekir abi. Bekir abi. Bekir abi. Aşağıda bak. Ay. Sana Allah cezanı vermez. Senden sonra estiğine oynasın ya. Sen de gel. Orayı düzelteyim dedim. Düzeltirken bir de elektrik kaçağı varmış o. Sen mi kaçtın? Kaçar gel ayakkabılarını çıkart. Hayır. İyi ki beni çarptı yani. Ya Ferim de seni çarpsaydı Allah korusun. Beni iyi çarptı yani. Ayakkabı sen çarpılmışsa da ayakkabılarını çıkart. Niye? Bir elektriği yere at, yere yesin elektriği. Oğlum toprağa basmak gerekmiyor mu? Ha öyle miydi? Peki ha gide toprağa basın o zaman hadi gel. Selamlar amirim. Afiyet olsun. Oo sağ olasın Nevzat savcım. Gel otur bakalım gel. Hoş geldin. Amirim savcı demesek biliyorsunuz soruşturma devam ediyor. Bunu yapma. Yapma bunu Nevzat. Bunu yapma istedikleri kadar soruştursunlar. Ben sana şefalım. Keşke soruşturmayı siz yürütseydiniz amirim. Madem kefilsiniz. Ama biliyorsunuz ya bu işte hatır gönül olmaz. Zaten şeriatın kestiği parmak da acımaz. Ya tamam. Eğer bir günahın varsa kesilsin o parmak ama. Günahın yok Nevzat. Ben bunu biliyorum. Senin günahın yok. Neyse sen ne içiyorsun onu söyle bana. Bir çayınızı içerim. Boş verin amirim. Siz de çok takmayın bu mevzuya. Biliyorsunuz soruşturmada benim konuşmamam gerek kimseyle. Konuşmayalım, kapatalım bu mevzuyu. Çayınızı içerim ama. Çay mı? Tamam. Bu Pöftürük Şahin'le Elvan sabahtan beri buradaydı ama demek iş yolundan dolayı mutfağa geçtiler. Şahin! Ben senin aklanacağından adım gibi eminim ben. Sen de rahat ol. Şahin! Ekmek ye oğlum. Ne diyorsun oğlum? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Ağlıyor. Ekmek ye, su içme. Ya ne diyor biliyor musunuz? Abiler diyor, benim diyor ağzım, yüzüm şişti. Bana bu kadar gülmeyin diyor. Ne oluyordun tok? Ne oluyordun? Sen de ne biçim acı biber getirmişsin ya? Ha? Baksana, adamın hayatı kaydı be. Dili şişmiş, Lagos gibi oldu. Aynen, ne dediğin anlaşılmıyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Hoş geldiniz hocam. Hiç kolay değil. Ne diyor ya? Şu hiç kolay değil hocam, öğretmenim hiç kolay değil diyor. Ha. Öyle mi? Ne oldu? Ya arkadaşın dili acı biberden yandı da hocam ondan. Oo acı biber ha. Bu kadar yandığına göre kim bilir kaç Scoville'dir. Ne? Efendim? Ne hocam o? Scoville biberin acılık ölçüsü. Scoville. Mesela tatlı biber 0 Scoville'dir. Böyle Arnavut biberi dediğimiz biber. İlet ismi gibi geldi ya bana Scoville. Arnavut biberi dediğimiz biber 8000 Scoville'dir. Hadi be. Dünyanın en acı biberi var ya Caroline Reaper. O da 2.300.000 Scoville'dir. 2.300.000. Ha işte o bunlar. Ya piyazın ne bu? Antep, has Antep biberi. Ama acı mı? Acı. Sen de yandın mı? Yandın tabii. Hocam acaba bu biber kaç Scoville'dir? Yani bunu anlamak için farmakologların laboratuvarda test yapması lazım. Yani laboratuvardan çıkan sonuca göre bir şeyler söyleyebiliriz. Hocam bence bunun en az 100.000 Scoville'i vardır o zaman. 100.000 mi? Yok. Evet. Çık. 500.000. Çık. Oo. Ya bu da az abici değil ha. Şuraya bak. Ağzı yandı ya. Senin biberleri kesin Guinness rekorlarına sokacak. Taktı kafaya. Bunun çok gitmiyor lan. Sen daha ye. Çivi çeker. Adam sana acı dedi. Selamun aleyküm. Ve aleyküm. Arat kardeşim. Selam aleyküm selam İdris'im. Hoş geldin. Arat kardeşim sana böyle altın gibi bir teklifim var. Altın gibi mi? Hayırdır? Hayırdır. Hindi. Hindi. Evet. Hindi. Hindinin evet. Altında ne alakası var İdris'im? Ya yılbaşı sofralarının altın değerinde olan ürünü değil midir ya? Ha tamam anladım. Şimdi anladım. Sağ ol ya. Vallahi çok sağ ol. İyi düşünmüşsün de. Ben o işi hallettim İdris'im. Ya nasıl hallediyorsun sen ya? Yani bu mahallede değil, bu köyde benden başka hindi satan yok. Sen bunu nasıl halledersin ya Arat kardeşim? Ha tabii. Senden başka hindi satan yok da ben pişmiş hindi sipariş verdim. Tabii. Şimdi bunun iç pilavı falan böyle bademli mademli oluyor. Uzmanlık istiyor ya. Öyle herkes yapamaz bunu yani. Öyle evde falan yapamaz. Büyük fırın lazım.
Öyle de satan mı var ya? Tabii, tabii. Diyorum ya, uzmanlık istiyor bu. O yüzden böyle güzel bademli iç pilavla beraber pişiriyorlar. Ondan sonra böyle oteller falan, böyle büyük lokantalar önden sipariş alıyorlar. Güzelce böyle dediğim gibi nar gibi kızartıp sana getiriyorlar tepsiyle. Sen de parasını veriyorsun, yiyorsun güzelce böyle afiyetle. Hay be, demek öyle imkanlar da var. Var, işte. Var. Tabii sen öyle hindi varacaksın. Para da sende. Altın kuyumcusun. Estağfurullah. Abi uğraşmasın bizim zanlı hindiyle. Tabii ya, işte öyle imkan varken bir daha uğraşmayalım dedik. İyi kardeşim. Sana mutlu yıllar dilerim. Sağ ol, sağ ol İdris. Allah sana bu yeni yılını kutlu eylesin. Huzurlu, mutlu olasın. Sağ ol, teşekkür ederim sana da. İyi seneler olsun. İyi seneler, iyi seneler. Görüşürüz. Görüşürüz. Ağzım iple yanına. Ben yine anlamadım ya. Ya hocam. Ağzımı nasıl geçeceğim hocam? Tamam, ne? Tamam. Dur, tamam, dur. Konuşma. Yeter. Hocam, şimdi tabii sen yeni geldiğin için bu acı dilinden anlamıyorsun. Biz sabahtan beri arkadaşla yan yana olduğumuz için acı dilini çözmeye başladık. Ya diyor ki, ağzımın acısı nasıl geçer? Yani Semih Bey, su içsen yaramaz. Çünkü acıyı veren kapsaisin maddesi yağlı bir maddedir. Suyla karışmadığı için yani su içsen de pek faydası olmaz. Zaten su içmekten şiştim. Bak bunu anladım, boşuna şişmesin. Peki hocam, ne işe yarar? Yani asitik yiyecekler iyi gelebilir. Limon, portakal gibi. İkinci seçenek olarak da böyle süt, ayran. Yani üçüncü seçenek olarak da karbonhidratlı yiyecekler. Makarna, ekmek, pilav gibi. Bunlar acıyı alır yani. Mustafa abi, limon portakalı. Tamam. Hemen oradan bir portakal ver. Al limon zaten burada. Göbek Ramazan davulu gibi olmuş. Aa, hala hocam, bir şey verdi. Böyle ya. Kabuğuyla falan mı yiyecek yoksa? Yok yok yok, kabuğuyla gerek yok yani. Soyacak mısın? Güçlü onu kesme. Ağzına da sıksa olur ya. Tabii tabii olur. Ya adam bir tane biber yedi, kaç liralık zarara soktu seni be. Hocam sen bu bilgileri nereden biliyorsun? Vallahi merak işte, okuyorum sağdan soldan. Sen böyle bir şey görmemişsin. Ben böyle bir şey görmedim ama. Gerçekten ama. Ocak bıçak nerede? Ya. He? Bıçak. Bıçak diyor, bıçak. Aa, kendini kesecek. Abi. Hayırdır? Ben bir seni böyle morali bozuk gördüm yani. Ya. Yılbaşı için hindi aldım yani, hindi satayım dedim. Hı. Hindi satayım da, asla satamayırım yani. 30-40 tane hindi elimde kaldı bütün ya. Ne diyorsun abi ya? Ya o kadar hindiyi alırlar mı yani? Ya ben de alırlar diye düşündüm. O biçim hindiler getirdim ama arkadaş bu millet almaz ya. Allah Allah. Aret abiye sordun mu? Ya Aret abiye sordum da o da pişmiş pilavlısını alayım. Nasıl? Pilavlı pişmiş hazır olacak illa yani. Biraz uğraşma şey değil. Allah. Hazır yani. Ya hazır, hem de hazırına o kadar para verirler. Bağsır acelende kuruş vermiyorlar arkadaş ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Abi yani benim anlamadığım şu. Hindiyi pişirmekte, yapmakta ne var abi? Koca bir tepsi. Güzelce hindiyi temizledin, koydun. Evet. İçine pilavını yerleştirdin. Sosunu mosunu döktün. Evet. Verdin fırına. Evet. Sonra çıkardın, çıtır çıtır kes, servis et. Bunu yapmakta ne var? Hazır ne ya? Ya ben de onu diyorum onlara da ama bu millete dede anlat ya. İlla hazır, hem de bir sürü para veriyorlar ona ya. Bağsır acelende kuruş vermiyorlar ya. Bir de arkadaşız, dostuz, komşuyuz. Böyle bir şey yok ya. Değil mi abi? Değil mi? Bak doğru. Bak ne kadar doğru söylüyorsun. Şimdi düşündüğünde bu kadar da hindi var. 30-40 tane onu aldım, pişirdim, ettim. Ondan sonra koydum, fırına verdim. Sonra onu sat... Üf! 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 İdris abi ne para kazanılır biliyor musun bundan ya? Harika bir iş ya bu. Gerçekten guten Morgen, good job on the world. Harika ya, wonderful. Wonderful. Şey, ne dedin sen bu tip? Diyorum ki abi... Çok güzel bir iş, değerlendirilebilecek bir iş, hatta sürdürülebilir bir iş abi. Öyle bir şey yani, tam anlamıyla bir good job. Anlamadım, good job, good job ne ya? Tam anlat bak. Yani iyi iş, iyi iş. Anlayacağın, anlayan anladı abi onu. Good job. İyi iş yani. İyi iş, iyi iş diyorsun da bağ biçarı var mı? Good job, good job'ın nedir o? Evet, evet. Anam ne yedim be? Dünyaları yedim be. Şuraya bak.
Var ya, bunun yediği limonu bir futbol takımı anca yiyordur ha. Zarar etti be adam. Cimsiz de dönmüyor abi. Ne? Ne diyor bu ya Semih? Ne oldu? İyi misin? Sinan, şu an o acı dolu dakikalar yaşıyor kardeşim. Bırak onu. Ne oldu ya? Hasta mı? Neyi var? Ya Sinan, yandı yandı. Semih şu an tam bir yangın yeri. Nasıl yandı? Çay mı döktün çocuğun üstüne? Ya yok, ne çayı? Acı biber vardı. Ben yerim, ben yerim dedi. Yedi acı biberi, yandı ondan sonra işte. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Ya sen ne acı yemeye kalkıyorsun oğlum? Hadi biz Adanalıyız yani. Ha tamam, acı bizim göbek adımız. Biz yeriz yani acıyı da. Sen ne yiyorsun? Ne yiyorsun ha? Tabii abi. Vallahi mi diyorsun? Abi ne demek ya? Bak, abicim ben sabahları kalktığımda nefes yerine acı alıyorum ha böyle. Oh. Yaparken acı atıyorum ağzıma abi ya. Atıyorsun ha, bence atıyorsun. Atmıyorum abi ya, Allah Allah. Sen bayağı ben bu acıyı yerim diyorsun öyle mi? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Adam Adanalı ya. Yer mi yer yani? Ya, göreceğiz şimdi bakalım yer mi yemez mi? Abi yutarım. Hadi, yemek ne demek ya? Bayağı acıya korkutuyor ha. Al bakalım. Hadi bakalım. Ver bakayım. Heh. Yok bir şey değil bu iş yapma. Tabii tabii. Ha. Kopma. Abi bir şey yapmadı galiba. Niye diyorlar? Aaa! Abi geldi. Aaa! Yok yok! Ya yok! Su! 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 Limon ayran! Limon ayran! Bunlar hiç mi oldu? Hiç hiç! Sakin, tamam, sakin. Derin nefes al, derin nefes al. Adana mısın? Ayran da iç, ha? Tamam, aç bakalım ağzını, aç ağzını. Hani senin göbek adın acıydı, he? Ara, gidiyor be. Ağarmıştı anne. Ya anneciğim, emin misin bunların hepsini tek başına götürebileceğine? Çocuğum sırtımda mı taşıyacağım onları? Ahmetciğim şimdi buradan otobüse kadar götürecek, bırakacak beni. Hı. Ondan sonra Ayvalık'a kadar da otobüs götürecek. Sonra Fehmiciğim de gelir. Beraber el birliğiyle koyuveririz eve bunları. Ne olacak? Sen öyle diyorsun. Canım benim. Oh. Her şey hazırsa ben çatayı arayayım. Ahmet abi gelsin, alsın seni. Hazır hazır. Hazır kuzum benim. Ara. E vakitli gidelim, erken gidelim. Benim de içim rahat eder. Canım tamam mı? Benim. Kızlar. Zeytinyağlıları dolaptan çıkarmayın, tamam mı? O dolapta böyle daha güzel olur, beklemiş zeytinyağlı. Ondan sonracığıma güzel güzel yeni yıla girin, mutlu mutlu. Tamam mı canım benim? Sen anneciğim benim. Sen de Fehmi babayla çok keyfini sür, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi ara bakalım. Aşk eskidemiş ha? Yok yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Her şeyim hazır. Alo, Çatay. Evet, Rukiye Maman hazır. Ahmet abi gelip alabilir. Zile bassın, tamam mı? Biz paketleri indiririz. Tamam mon amour. Bye bye. Hadi bakalım. Gidiyorsun demek. Anneciğim ya. Birbirinize sarılın yeni yıl böyle. Üç, iki, bir ya oluyor ya öyle hani. Yeni yıl oldu muydu? Böyle benim için de birbirinize sarılın, tamam mı? Tamam. Yaramazlık yapmayacağız söz anneciğim. Aferin abi, yok ben biliyorum çocuklarım benim yaramazlık yapmazlar. Yandım abi, yandım ya. Ya dudaklarım şişti, midem yanıyor ya. Çok kötüyüm, çok kötü oldum. Yazıklar olsun sana be. Bir de Adanalı olacak be. Sen nasıl Adanalısın ya? Ya Bahtiyar sen de ya. Ya bunun Adanalı olmakla ne alakası var Allah aşkına? Belli ki çok fena acıymış ki adam yanmış. Kardeşim biz nefes alır gibi acı biber yedik ya. Allah Allah. Ben de öyle dedim, ben de öyle dedim abi. Ben de öyle dedim de öyle böyle değil, bu acı başka bir acı. Yandım, ayran ver bana bir tane daha ne olur. Kalk, kalk, kalk bir tane daha al oradan iç. Kalk. Kalk. Kendini rezil etti, bir de bizi rezil etti ya. Kalk. Ya ortak, acı biber yemekle rezil olman ne alakası var ya? Demek ki acıymış ki çocuğun ağzı yanıyor. Evet ya. Ya kardeşim, Allah Allah. Ya bak size ben bir şey söyleyeyim mi kardeş? Acı bizim göbek adımızdır kardeş. Bak çok ciddiyim. Acı bizim göbek adımızdır ya. Biz Adanalılar böyle biber tarlasından böyle geçip böyle çıktıktan sonra millet çekirge sürüsü zannedecek ya. Düşün yani bak. Ya tamam da şimdi belki sen de o kadar acıyı yesen sen de yanacaksın Bahtiyar Usta. Ya bırakın Allah'ın izni verseniz ya. Beni bu süt bebesiyle mi karıştırdınız ya? Ya ben var ya bak. Ben kebabı yapıyorum kardeşim. Acı biberi kebabın içine koyuyorum. Pul biberi de atıyorum.
dürüm yapıyorum, tamam mı? Bir de onun üstüne de közde acı biber pişiriyorum, öyle yiyorum. Yani üst üste koy yerim kardeş. Bahtiyar yapma şimdi, bunun yarışması mı olur yani? Acı biber yemenin yarışması mı olur ya? Olur yapma canım, ya. Olur tabii. Gün gelecek, acı biber yeme yarışmaları olacak. Dünyanın en acı biberlerini en hızlı bitiren dünya şampiyonu olacak. Hey! Vallahi gülüm de boşuna gitmesin. Ya kardeşim, istediği kadar yarışma yapsınlar. Şampiyonlar belli. Kim? Adanalılar tabii. Ben direkt şampiyonum. İyi ama kazananları rekorlar kitabına girmiş acı biberler belirleyecek. Ta bana vız geldi. Ha, madem çok iddialı konuşuyorsun o kadar abi. Git o zaman bak, git sen de dene o biberden. Bak ağzım mahvoldu, şiştiğim şey oldu. Ey yavrum ey be. Beni acı biberle korkutacak. Hele bak bak. Hele kendine bak. Ha, git hadi. Ya oğlum. Hadi. Ya iç iç iç. İçiyorum, ayranı içiyorum. İç. Ya, oraya git bak. Tamam oğlum, ben giderim oraya. Ben zaten yemeğimi yemişim, acı biberimi yemişim. Bir de oraya üstüne de tatlı yemeğe giderim. Bak gör bak. Acıyı ne alır başka? Bana dura var mı içeride? Çay iç, çay. Çay iç. Çay. Sıcak çay iç. Amirim, şimdi Nevzat'ı savcılıktan atacaklar mı? Allah Allah ya. Yok ya, yok. Niye atsınlar? Atmazlar. Nevzat'ın suçu yok ki. Ne? İftira atıyorlar onu. Ha, ya ya, iftira atanlara deseler tamam biz sana inanıyoruz. Nevzat'ı suçlu mu olacak yani? İçeri mi girecek? Eğer kardeşim ben görevi kötüye kullandıysam suçum neyse atarlar içeri. Ne oldu? Hani sen kanun adamıydın. Suçlu mu olacaksın şimdi? Pöf sana. Ya yok suç falan Şahin, üf. E suçun yoksa o zaman seni niye içeri atacaklar ki? Ben onu anlamadım amirim ya. Allah Allah, Allah Allah. Dedik ya biraz önce Şahin, iftira atıyorlar dedik. Ya tamam öyle dedik de. Ya Nevzat öyle bir insan değil şimdi. İçeri mi girecek Nevzat ya? Dur ben telefona bakayım. Öyle o. Amirim, boş verin ya. Takmayın, boş ver. Tamam. Rıza amirim. He? Selami başkomiserim sizinle konuşmak istiyor. Allah Allah, hayırdır inşallah. Ver bakayım. Ha. Alo. Efendim, efendim Selami. Evet. Evet. Ya tamam bırak rivrivi şimdi de söyle ne oldu? He. Evet. Güzel. Çok güzel. Tamam. Sağ olasın. Sağ olasın Selami. Hadi görüşürüz. Sayın savcım. Gözünüz aydın. Aklanmışsınız. Ne diyorsun abim sen ya? Senin nereden haberin oldu? Ya sen bana karışma dedin ama ben dayanamadım. Baktım ne oluyor orada diye. Şimdi Selami başkomiseri aramışlar, haber vermişler. Aklanmışsın. Ayrıca sana o iftira atan müteahhit de başka pis işleri varmış. Şimdi onun üstündeyiz. Şimdi o düşünsün. Ben dedim ya, Nevzat mahallenin çocuğu. Tertemiz kalpli. Nevzat. 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 Onu konuşacağız. Onu konuşacağız. Amirim sağ olun ya. Teşekkür ederim. Gözün aydın, gözün aydın. Birimize atkın uçak. Eyvallah. Gel gel Şahin gel. Yok yok. Gel. Evet. Neydi? O ne? O ne? Ne? Anlasın abi. O ne dur? Anlasın. Yok anlatayım ya. Ben şimdi soruşturma geçince. Evet. Önceden Sayın Savcım, Nevzat Savcım diyen adam birden Nevzat falan yapmaya başladı. Böyle şeyler değil mi? Ama Şahin'e yakışıyor o hareketler. Yok şimdi şey olunca. Gel gel hadi sarılayım gel. Gel gel sevindim. Gel. Nevzat. Kardeşim mi? Abi gel be. Gel be. Teşekkür ederim. Sağ olun ya. Büyüksünüz ya savcım. Savcım ya. Ona dur oğlum hadi. Hadi bir ona dur oğlum. Hadi. Güzel. O zaman. O zaman. Tek oyna. Nasıl ya? Nasıl yani Arit abi? Yani nasıl şimdi sen arıyorsun, siparişini veriyorsun. Ondan sonra da mar gibi kızarmış, iç pilavlı, bademli, soslu, koskoca hindin hazır bir şekilde geliyor öyle mi? Evet. Evet Ali'ciğim bu kadar basit. Ya hindi şimdi büyük hayvan olduğu için, hı hı, onu pişirmek için böyle büyük fırına ihtiyaç var. Tabii. Hı. Şimdi onu böyle hani verdiği zaman fırına saatlerce pişmesi gerekiyor. Yani kurudu mu, ne bileyim az pişti mi, bunların hepsi dert. Ya abicim yani Aret abi ya. Ya altı üstü hindi pişiriyorsun yani tarifi belli, nasıl yapılacağı belli. Atomu parçalamıyorsun ki abi, ne yani, ne olacakmış? Ya sana göre de her şey çok kolay yani Ali'ciğim. Öyle olmuyor işte. Öyle diyorsun yani. Tamam, tamam çok güzel abi. Diyorsun ki ben veririm paramı, alırım hazır pişmiş hindimi. Evet. Kahır çekeceğime yeni yıla lezzetli hindimi yiyerek girerim. Bu kadar ya. Ha. Peki abi, merak ettiğim bir şey daha var. Nedir? Ne kadar zaman önceden veriyorsun siparişi? Bir gün önceden vermen yeterli. Bir gün? Bir gün. Çok güzel.
abi. Ne? Gerçekten ha. Ya o kadar aydınlatıcı bir konuşma oldu ki sana ne kadar teşekkür etsem azdır abi. Estağfurullah, ne demek, her zaman. Abi. Evet. Öyleyse hayırlı işler ve de bol güneşler. Güle güle yarısın, güle güle. Güle güle. Ah be oğlum Semih, ah be. Ulan ben bile görmediğim halde o biberin o kadar acı olduğunu anlardım ya. Kokusunu duymadım oğlum. Ben bir kokladım, kokusu her yerimi yaktı ya. Sakın, sakın, sakın yeme Ferit abi. Sonra dilini kör eder. Lan ne sakını oğlum, ne sakını ya. Sen nasıl geldin bu tufaya? Nasıl yedin o biberi ya? Allah Allah. Ne bileyim abi, ben bu kadar acı olduğunu tahmin etmedim ki. Baksana abi, dilim halen şiş bak. Lan ayak, kapat ağzını. Bir bak şişme. Ya yürü. Şiş şiş, tamam. Şeyi al içeri, hadi çek şunu. Selamun aleyküm usta. Aleyküm selam bile. Hayırlı işler. Sağ olasın. Kardeş sende böyle çok acı biber varmış ya. Var. İşte burada. Bak tanıştırayım. Acı biber. Heh. Bahtiyar. Tanıştınız mı? Tanıştık. Sinan da biraz önce tanıştı. Gördün ne hale geldi. Çok etkilendi. Allah. Evet ya, öyle bir etkilendi ki hayatımızda görmediğimiz kadar hızlı koştu. Evet. Tam karınca gibi oldu ya birdenbire. Ya Bahtiyar usta, sen var ya bunu odunla kovalıyorsun ya bak. Ondan bile var ya iki kat daha hızlı koştu, ben sana söyleyeyim. Doğru. Aynen canım, aynen. Allah'tan Sinan Adanalı. Aha. Acıya alışkın. Tabii. Yoksa 100 metrede dünya rekoru kırardı be. Öyle bir koştu yani. Ağzını da açıyor böyle, rüzgar gelsin diye. Herkese hayırlı işler ve de bol güneşler. Hoş geldin Butik Ali. Hoş geldin Butik Ali. Hoş bulduk değerli arkadaşlar, sevgili arkadaşlarım. Size harika bir haberim var. Hayırdır? Hayırdır? Hemen anlatıyorum. Hemen anlatıyorum. Kafamda muhteşem bir proje var. Ve bu projeyi sizinle yapmaya karar verdim. Aa! Elvan'ım, sana bir şey söyleyeyim mi? Dünyada en büyük yırtıcı kim biliyor musun? Kim? Butik Ali. Hep bir şeyleri yırtma peşinde. Sürekli böyle yırtıcı bir adam o da. Anlıyor musun yani? Yani şimdi neyi yırtıyorsun? Ha? Anlat bakalım. Şahin'cim bana her şeyi de ama yırtıcı Butik Ali'dir de be. Niye? Ne diyeyim? Leopar mı diyeyim? Köpek balığı mı diyeyim? Baykuş mu diyeyim? Kartal mı diyeyim? Ha? Ha? Ya, ya Şahin gerçekten insanı öldürürsün ya gülmekten. Bir anda... Ne güzel şakalar ya bunlar böyle. Ha? Ne güzel şakalar. Kardeşim ne diyeceksin biliyor musun? Ne diyeceksin? Ne? Projeniz. Ne diyeceksin? Yahu Butik Ali bu kadar kısa süre içerisinde parayı bu kadar kazanmamak enayilik diyeceksin. Bunu diyeceksiniz. Öyle mi? Evet. Ha. O zaman anlat. Hı, anlat. Bekliyoruz. Evet. Hemen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Buyurun. İki keşkül paket olacak. İki keşkül, tamam. Evet. Merak etmeyin Şahin'cim. Müşteriyle Elvan ilgilensin. Bittikten sonra ben gerekli şeyleri anlatacağım size. Tek tek, bir bir anlatacağım. Ha, öyle mi? Evet. Kesin mi yani? Tabii tabii. Önce müşteri gitsin. Tamam tamam. Gel, kız, o da dinlesin. Tamam tamam. Ne yani şimdi kardeşim? Beni bu biberle mi korkutacaksınız? Niye? Onunla korkmuyor musun? O zaman bir porsiyon verelim, onunla kork. Ya Mustafa, biz demirden korksaydık kardeş, trene binmezdik. Acı bizim göbek adımız. Hadi be, Sinan da öyle demişti. Aa, o zaman ne yazalım? Nereye ne yazalım? Mezar taşına. Şimdi acı biber yiyerek acılar içinde can çekişerek öldü mü yazalım, ne yazalım? Ama abarttınız be, ağlayacak bir şey ya. Ya sen önce onu ye de ondan sonra ikinciyi istiyorsa ana yedi. He. Aa! Oğlum çok acı o biber ya. Sen görmedin mi Sinan'ı? Orhan Gencebay'ın ayrılık acısı şarkıları gibi. Ya ne yapar kardeş bu ya? Bu ne yapar bana ya? Aa. Ya biz Adana'da o sıcağın altında kundaktayken tamam mı? Bizim ağzımıza böyle biber sürellenmiş ki sesimiz güzel olsun. Allah tabii Allah. Acıdan böyle korkmayalım. Tabii. Acı bize işlemesin. Bayağı da iyi ya. Güzel güzel yiyor. Bir de bunun sonrası var. Yiyorsun da bir de sonrası var. Onu da düşün. Ya bu bir şey değil ya. Bize bir şey etmez kardeş bu ya. Ha, hakikaten bir şey yapmıyor yani. Öyle mi sana bu? Yok. Bir tane daha yersin sen ya. Yani bir şey yapmadı kardeş bu. Ha, gerçekten bir şey yapmadı herhalde. Evet, yapmadı gibi geliyor. Kaç şeydi bu? He, bir dakika ya. Evet, bu kaç şeydi bu? Şikovil mi? Neydi onun adı? Şikovil. Şikovil, ha. Kaç şikovil yapar sence bu Semih? Şimdi Mesut abi,
Sinan'ın çektiği acılar ve benim çektiğim acılardan hesaplarsak 80 bin skobil yapar. Hadi be. 80 bin. Ve sana hiçbir şey yapmadı ha. O zaman bir tane daha verelim ya. Bakın lokum gibi yiyor ya. Yetti diyor. Ben diyor tamam diyor. Pek sesin çıkmıyor ama yani o acı değil diyorsun. Dükkandırmış. Ha. 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 Yoksa yersin yani de. Helal olsun abi sana be. Ne oluyor be? Abi! Sinan! Ne? Ha ne oluyor? Sinan, kurbanlarına ekmek getir, çorba getir. Sinan! Ne oldu ya? Kurban getir, ekmek getir, ekmek. Ay. Kurban olayım, kurban olayım. Çorba getir, çorba ılık olsun, sıcak olmasın. Ne oldu ya? Sana ne oldu? Ya Rabbi alemi, ya Rabbi alemi. Ağzın mı yanıyor senin? Lan ağzım yanmasına kelime ol. Ayran ver. Su ver. Dur, dur vereyim. Vereyim ayran ver. Lan oğlum nefes alamıyorum lan. Nefes aldıkça böyle burnum yanıyor lan. Ateş çıkacak gibi lan. Ay Allah, ayranı da bulamıyorum. Nasıl bulam? Buldum, buldum. Getir, getir. 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 Al. Acı mı geldi? Ya kardeşim. Ben böyle bir acı görmedim. Gülme! Gülme! Lan bu nasıl bir acı kardeş? Adana'nın acısına kurban olayım ben ya. Kardeş, bu sen itfaiye çağır. Kurban bak hortumla su sıksınlar. Vallahi ekmek dayasınlar kürekle ağzıma yemin ediyorum. Bir şey diyeceğim, sen bana hani şey diyordun. Hani kardeş biz Adanalıyız kardeş. Acı bize bir şey yapmaz kardeş diyordun. Ne oldu yaptı galiba bir şey kardeş, yaptı. Kardeş bu acı başka bir acı. Bir şey diyeceğim, sen kaç tane yedin o biberlerden? Lan kardeşim bir tane yedim ama en büyüğünü yedim. Ne haddim ha? En büyüğünü mü yedin bir de çiğ çiğ? Sana kamikaze bahtiyar diyorum o zaman. Bundan sonra böyle bir şey yok. Ayran getireyim mi daha? Bir tane daha getireyim. Sinan. Sinan ağzım... Ah. Bak konuşamıyorum. Ağzım alev aldı. Alev, alev yeri. Ya burnumun içi yanar mı ya? Burnumun içi yanıyor. Nefes aldıkça böyle ateş çıkacak ya. Ya. Kardeş tabii. Kardeş biz acı. Acı olmaz kardeş. Adanalıyız kardeş. Gördün. Beni boşu boşuna hakkımı yemişsin. Sinan kurban ölüm. Kurban ölüm. Dik dik. Ayrını dik. Kurban ölüm. Bak sinirimi bozma. Bak yemin ediyorum var ya. Senin acın benim elimden olur ha. Bak nefes alayım konuşamıyorum. Tamam. Senin acın benim elimden olur. Vur. Odun beklemeden vur ayranları. Vur seri. Bu ne böyle ya? Bu ne böyle ya? Buyurun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yine bekleriz. Ay, görüyorsunuz değil mi? Neyi? Ha? Görüyorsunuz değil mi? Neyi? Neyi mi? Hı. Şu dükkana ayağımı attığım andan itibaren müşterinin ardı arkası kesilmedi. Ne bereket, ne bereket şuna. Be sana ya butik Ali yani. Bunu duyan da sanki dükkan sinek avlıyor zanneder ya. Bizim pastane her zaman iş yapıyor. Neyse ya, hadi sen şu planın neymiş ondan bahset. Çok şanslısın. Bak, görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi Elvan'ı? Gerçekten aklı başında olmak böyle bir şey. Hemen bak paranın kokusunu aldı. Hemen, hemen. Evet. Ya bu güzel lafları falan boş geç sen ya. Şeyi anlat bize. Plan ne o işte? Kardeşim bana her şeyi de. Geç bunları. Bunları şey yapıp durma. Hadi boş ver bu güzel tatlı lafları deyip deyip durma. Anlatacağım. Heh. Anlatacağım. Öyleyse kardeşlerim, arkadaşlarım. Sizlere sorarım. Bir yılbaşı gecesinin olmazsa olmazı, vazgeçilmesi, ana yemeği nedir? Yani bence yılbaşında böyle hep birlikte sofrada olmak en güzeli. Ah, işte doğru. Yanlış cevap. Elvancığım, yanlış cevap. Nedir biliyor musunuz? Ne? Ne? İçli pilavı hazır edilmiş, bademli, etrafında muhteşem sosuyla bezenmiş midye dolma. Hayır, hayır kardeşim, o değil. İçli pilavı doldurulmuş, bademli, soslu, nar gibi kızarmış... Zeytinyağlı dolma. Hayır, hayır. Değil mi? Hayır Şahit'ciğim. İçli pilavı doldurulmuş bademli sosuyla nar gibi kızarmış bir hindi. Hindidir. Evet. Hindidir. Of, canım çekti ya. Soslu kızarmış dedin ya. Ya evet. Doğru söyle. Yılbaşında acaba hindi mi alsak ha? Ya Şahin ya. Nasıl alacaksın? Hadi aldın. Tamam.
Tamam, hindiyi aldın. Tamam. Almasını aldın. Nasıl alacaksın? Aldın hindiyi. Hindi dolaşıyor. Kalabalık, 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 kalabalık. Alacaksın, onu tutacaksın. Kestin. Kestikten sonra efendimiz... O da çok zor yani. Evet. Kestin. Ondan sonra bunun tüyleri var. Ya. Tüylerini koparacak. Kırak, 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 kırak. Şey yaptığında hani... Ya, şey olmuş olsa bile şey o kopuyor, şey oluyor. Tamam mı? Yapma. Temizledin. Bir daha yıkadın, yıkadın, yıkadın. Ondan sonra bunu koydun. Güzelce de yağladın tepsiyi falan. İyice yağladın. Bunu yaparken birazcık o hazır olurken daha içli pilavını hallet. Bilmem ne onunla uğraş efendim. Sosunu yap et. Tekrardan koy bunu at fırına. Beyüç bak saatine 3 saat nerede bekle bekle. Acaba yandı mı yanmadı mı kurudu mu kurumadı mı falan filan. Bir sürü iş. Bir sürü iş. Vallahi doğru söylüyor Şahin. Haklı yani. Zor işte. Vazgeçtik biz. Yapmayı almayalım ya. Yok. Değil mi? Evet. Almayalım. Evet, evet. Evet, almayalım. Çünkü biz yapacağız. Almayacağız. Biz yapacağız. Biz yapıyoruz. Butik Ali Şahin Elvan üçlüsü hindili pilav servisini açıyor, başlatıyor. Bir dakika. Nasıl? Nasıl yani? Nasıl ha? Nasıl? Yani şöyle işte hindiyi alıyoruz. Kalabalık 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 dolayı onları şey yapıyoruz. Kestik. Çıkarttık, içini temizledik. Ondan sonra şeyleri de yapıyoruz. Ya kardeşim. Durdurmuyorsun da ya Şahin. Güzel anlattın. Durdurmuyorsun da aynı şeyi bir daha anlatıyorum. Canım çekti çünkü canım çekti. Şey yaptık bu işe giriyoruz. Bu işe giriyoruz. İsteyen herkese hindilerini hazır ediyoruz. Ve... Bakın ne diyorum, bir gün içerisinde neredeyse bir aylık para kazanıyoruz. Bir gün mü? Evet. Tamam, tamam yapıyoruz bu işi. Değil mi? Pilavı da mı biz yapacağız? Her şeyi. Her şeyi. Demek hocanız size sözlü tarih ödevi verdi ha çocuklar? Aynen öyle Ferit abi. Şimdi sen bize 70'li yılların nasıl olduğunu anlatırsan biz de senin sesini kayda alacağız. Sonra da okul kütüphanesine arşiv olarak vereceğiz. Yani... Beni arşivleyeceksiniz öyle mi gençlik? Aynen öyle abi. Tarihi adını altın harflerle yazdıracaksın. Oo, çok güzel, çok bize güzel. Bize biraz 70'lerden bahseder misin Ferit abi? Bahsederim tabii. Bahsederim tabii bir tanem ama... Siz daha tabii o yıllarda portakaldaki vitamindiniz. Aa, şimdi portakal deyince benim canım portakal çekti. Hadi o zaman Mustafa abiye gidelim. Sözlü tarih çalışmasını da orada yaparız. Sen şimdi espriyi bırak, ben kayda gireyim. Siz de sessiz olun. Şimdi sevgili gençlik, ben o yıllarda da plakçıydım. Ama yerim burası değildi. Un Kapanı Plakçılar Çarşısı'nın arka tarafında bir yerdeydi yerim. O zamanlar Anadolu rock çok popülerdi. Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray inanılmaz sevilirdi ve o döneme damgasını vuran eserler yazmışlardı, yapmışlardı. Bunun dışında Ajda Pekkan, efendim, Alpay, Bülent Ortaçgil, Seyyal Taner, Füsun Önal, İlhan İrem, ne bileyim Neşe Karaböcek de o döneme damga vuran diğer sanatçılardı. Çok büyük sanatçılardı yani. Tabii Esmeray'ı da unutmamak lazım. Çok güzel anlattın Butik Ali'cim ama ben ne hindi ayıklarım ne de pişiririm. Ya Elvan'ım ya. Ya tam eğlendik. Niye bunu söylüyorsun? O da diyor bak pişirmem diyor. Bir de sen 40-50 tane hindiden bahsediyorsun. Nasıl pişireceğiz onları? Ya canım arkadaşlarım. Bakın. Ne pişireceğiz ne de hindi tüyü olacağız. Hiçbir şey yapmayacaksınız, yapmayacağız. Ya tamam da nasıl olacak o zaman? Nasıl hazırlanacak hindiler? Elvan'cım ben hindilerin hazırlanması için... Gerekli olan aşçı, tüylerini yolacak, temizliklerini yapacak kadınları çoktan tuttum. Onların hepsi tamam. Sadece hindilerin pişeceği büyüklükte bir fırına ihtiyacımız var. O fırında bizim pastanede var. Hayır, hayır Şahin. Babam hayatta izin vermez pastanenin fırınında hindi pişirmemize. Saçmalamayın ya. Ya pef sana Elvan'ım ya. Erol Taş Baba Sami izin niye versin vermesin ya. Fırının umurunda mı? Poğaçama pişti, açmama pişti. Ondan sonra o mu pişti diye. Hindi Allah pişecek. Allah Allah. Ya fırının umurunda değil ama babamın umurunda. Ya biz böyle hindi kokulu açmalar, poğaçalar mı satacağız? Ha. Görüyor musun? Bak akıllı kadının hali bambaşka ya.
Ya bravo bak, ne güzel şeyler söylüyorsun. Gerçekten düşünsenize, sade poğaçalar füme hindili kokacak. Ay hayır, olmaz, olmaz. Ya bize her şeyi de elmacığım ama olmaz deme. Size pişireceğiz, ondan sonra para kazanacağız ve paylaşacağız. Tamam tamam, olur olur. Ben Erol Taş Baba Sami'yi hallederim. Paraları paylaşacağız. Ben hiçbir şey duymadım. Ben sizi duymadım. Bu planınızı bilmiyorum. Duymadım. Üç tane maymun var zaten. Hmm. Sen bir tanesi olursun. Sen gitsin. Ben buyum. Ben de buyum. Hmm. Çok para kazanacağız. Hem de bizler. Böyle sayacağız. Yılbaşı nerede kaldı şimdi? Hiç, hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Sana ne ısmarlasam acaba ya? Dur ben ısmarlayayım. Yapıştırın yağ gibi kaysın. Her şey yolunda değil mi? Her şey kıyak değil mi yani bu aralar? Yok. Yani bir sıkıntı yok. Her şey kıyak. Ha iyi. Bakalım yağ gibi kaydıralım bunu. Gerçekten de yağ gibi kaydıyormuş. Selami, Selahattin. Bak Selami dedim çünkü Selami'yi düşünüyorum. Birlikteyiz demiştin. Nerede o Selami? Birlikteydik amirim. Pasaja tamam. Kadar gitti ya, gelir şimdi. Ha işte geldi amirim. Aa, Tomak nerede? Tomağı hazırladık mı? Amirim hoş geldin. Hoş bulduk Selami. Nedir o elindeki? Ne aldın pasajdan? Kendimi almadım amirim. Sizi aldım. Buyurun açın. Allah Allah. Hayda bak şimdi ben de çok merak ettim ha. Ben de merak ettim. İnce adam ya, bana al. Neymiş amirim? Yün. Bir takım renkler, yünler ve şiş. Hayırdır, niye bana yünün şiş aldın ya? Anlamadım. Amirim, duyduğuma göre stres atmak için yün örmeye başlamışsınız. Bah! Rıza amirim, ya siz evde örgü mü örüyorsunuz? Ben de yeni öğrendim. Örgü mü örüyormuşum ben? Ben Selahattin'den öyle duydum. Kendi görmüş sizi amirim. Evet, seni dinliyoruz. Seni dinliyoruz. Dinliyoruz. Evet. Ben örgü mü örüyormuşum? Evet. Yani öyle gördük amirim. Amirim, hangi modelde örüyorsunuz? Cilveli Selanik mi yoksa Zeki Müren kirpi mi? Ne kadar komik ya. İşin cücün cıvıklık. Cıvıksın Selam. Sana da işin cücün riv riv riv. Evet oğlum, fazla konuşmayayım vallahi amirim. İki ters bir düz gider ha, size söyleyeyim. Ama renkler güzelmiş. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ne haber? Hoş geldin. Bıraktın mı annemi? Oh, bıraktım. Ya Çağatay, annem bir yemekler yapmış. Babamla iki ay yeseler bitiremezler, o kadar. Daha yemek mi yapmış? Daha yemek yapmış. Gidene kadar yemek yapmış. Gülden'le konuştum. Ya oğlum, bizim yılbaşına birilerini çağırmamız lazım, tamam mı? Biz tek başımıza o kalan yemekleri, annemin yapıp bıraktığı yemekleri mümkün değil bitiremeyiz. Ya daha yılbaşında iki üç gün var. Biz yarısını gömeriz zaten seninle. Adam aramadı değil mi? Aramadı. Arası açardım herhalde. Ya bak gözünü seveyim. Hilmi Bey bizim için araya girmiş. Adamı bizimle çalışması için ikna etmiş. O telefonu kaçırmamamız lazım. Biliyorsun değil mi? Ya kaçırmamak için buradayım zaten. İşte tuvalete bile gitmedim. Sallanıp duruyorum. Ondan mı sallanıyorsun? Evet. Gidebilir miyim şimdi? Gitme. Gitme. Gerekirse gitme. Gitme tamam. O telefonu kaçır, aman diyeyim bak gözünü seveyim. Ya kaçırmış, sen buradasın, bir gideyim şey yoksa burayı mı yapayım yani? Tamam hadi git git, fazla oyalanma ama. Bakarım bir tane telefona fazla herhalde. Fazla oyalanma. Bak tedarikte yaşadığımız sıkıntıları yaşamaya devam ederiz biliyorsun. Çabuk gel. Telefona bakacağım, onu bile yürüyeceğim. Elinde tutacaksın bu telefonu. Önemli diyoruz sana ya. Burada duracak bu telefon. Ulaşılır yani. Ellerine sağlık Maruşa. Afiyet olsun hayatım. Neyse ben kalkayım. Muhtarlıkta işlerim var. Acık sonra mukam olay ederim. Hadi bakalım. Sami, Sami. Hayatım yılbaşında ne yapacağız? Yılbaşında ne mi yapacağız? İyi daha güzelini buldu. Pijama, terlik, televizyon. Pijama, terlik, televizyon. O ne öyle Sami? İşte, pijama, terlik, televizyon. Öyle şey mi olur Sami ya? O zaman ben de dışarıda gezmek istiyorum. Ha!
Yok olma, soğuktu. Nerede geziyoruz dışarıda? Abişim ya, donarız vallahi. Ama yani Sami'cim olur mu öyle şey? Bak restoranlarda, otellerde ne güzel yılbaşı gecesi yapıyorlar. Onlardan birine gidebiliriz. Ya tamam abişim gideriz ama bak başka zaman yeri yerde 2 lira yiyeceğim şey 20 lira neden verelim o akşam? İyi de sanatçı çıkıyor orada da yani Sami. Bak Devon'da ne kadar çok sanatçı çıkıyor haberin var mı? Hem orada çıkılan sanatçıları dövüyorlar neredeyse kovalıyorlar. Tamam güzel abi. Vallahi bak oturalım sıcacık evimizde. Oh mis gibi. Oturalım. Yemeğimizi de şey yapalım. Böyle geniş geniş şey seyredelim. Anladım seni. He. Ben almam gereken cevabı aldım. Çok güzel biz. Pijama. Terlik. Neydi? Televizyon. Bravo. Aa, ne diyeyim ben şimdi ya? Hayda. Vallahi yaranılmıyor sana da ya. Ne kadar güzel sıcacık evimizde oturalım televizyon izleyelim. Diyorum ondan sonra yılbaşına vereceğimiz parayı yılbaşından sonra bir hafta istediğin her yere gidersin diyordum. Tam diyordum onu ama küme diyor. Küme diyormuş kendi kendine. Gitti ha buyur. Ya amirim havalar acayip soğudu. Diyorum ki acaba bunlardan bana bir eldiven mi örseniz? Böyle operasyonda falan benim ellerim çok üşüyor ya. Selam, sen az zaman Uğur Yücel'in yerine Yeşil Kabare'de komedyenlik mi yapsan? Çok komiksin. Amirim, aslında ya ben de bir şey rica edebilir miyim sizden? Yap bakalım Mesut, ne rica edeceksin? Şimdi amirim, biz Cemal'le Artık'ın kış iyicene geldiği için çok üşümeye başladık. Evet. Acaba diyorum bize de böyle birer tane atkı örseniz mi? Ama uzunlarından, kalın. Böyle 3-5 tur attıralım. Değil mi? Çok güzel olur. Ben senin başına sorap örsem nasıl olur acaba? İki ters bir düz gitsem sana Mesut. Ha? Amirim ya bir şey yapmayın o kadar da kızmayın ya Allah Allah. Ama bak bere olabilir. Bere olabilir. Takım olursa bere ikimize de böyle atkı bere. Ha? Nasıl? Bak Selahattin bunların hepsi senin sepet kafandan sıkılıyor. Hepsi. Ya amirim aslında ben böyle şaka olsun diye söyledim ama yani... Evet amirim ya şurada gırgır yapıyoruz şundan mahrum mu kalsaydık? Yani. Tabii ya. Çok güzel olmaz mı ya? Güzel olur güzel. Hepinize öneceğim ben. Hepinize ters düz gideceğim. İki ters bir düz müydü? Evet. Bak görüyorsun. Görüyorsun. Değil mi? Bunların hepsi nereden çıktı? Nereden çıktı? Benim sepet kafamda. Evet. İşiniz yüzünüz rivrivri uşaklar. İşiniz yüzünüz. Ay özür dilerim beklettim. Ne bekletmesi ya? Ne bekletmesi? İnsanlar dediler ki burası durak mı? Otobüs sordular. Ay Nevzat kusura bakma dersim çok geç bitti. Ben de eve uğradım. İşte anca çıkabildim. Özür dilerim. Önemli değil. Senin suratın niye asık? Yok bir şey ya. Ay soruşturma sonuçlandı mı? Aleyhine mi sonuçlandı? Ha? Gerçekten mi? Ne olacak peki şimdi? Bir şey olmayacak. Çünkü soruşturmanın sonucunda ben suçsuz bulundum. Gerçekten evet. Mi? Gerçekten mi? Çok sevindim. Ben de sevindim de biri görecek şimdi. Ne yapıyorsun? Ay bir an tutamadım kendimi. Ne kötüsün ya sen? Ne kötüsün? Kalbime iniyordu benim. Ay gözümüz aydın. Gerçekten çok sevindim. Çok sevindim. Evet, biraz kötüyüm ama seviyorsun. Seviyorum. Seviyorum. Ben de. O zaman yılbaşında birlikteyiz. Şimdi şöyle hani soruşturma bitti ya beni göreve çağırabilirler. Niye? Çünkü bekar personeli böyle gecelerde çalıştırıyorlar. Yılbaşında da mı ya? Maalesef. Keşke soruşturma bu kadar erken bitmeseydi o zaman. Keşke evli olsaydık da beni göreve çağırmasalardı o zaman. ne yapalım o zaman? Ne yapalım? Git. Ne pastanesi ya? Gidelim Boğaz'da bir yemek yiyelim, bunu kutlayalım. Bu, yok ben futbol oynamaya çıkmış gibiyim. Çantam bile yok yanımda. Gidip alayım mı, ne yapayım? Sen her halinde güzelsin, boş ver. Kimliğin yanında mı? Yanımda. Tamam o zaman, gel. Gerçekten evet, mi? Evet, hadi gidiyoruz. Boğaz'a mı gidiyoruz? Evet, ay çok uyuzum böyle ay, ya. Çok tatlısın, gel buraya. Gel, bir daha sıkılacak mısın? Belki sen hadi ya. Demek Semih o biberi yedi ha? Yemiş. Yemiş ama o biber değil. O dil şişiren. Yani yiyen iki saat konuşamıyormuş bak. Allah ya. Allah. Abi nasıl bir biber bu ya? Ben merak Hoş. Ettim şimdi bak. Ya var ya ben hayatta yemem ya. Ben yerim. Ne yiyorsun ya? Ne yiyorsun? Gözünü seveyim ya. Vallahi bizi mi yiyorsun Çağatay'cığım sen? Ekmek mi bu ya?
Görmüyor musun ne diyorlar? Bahtiyar bile yiyememiş. Abi ben yerim. Yapma Çağatay abi. Yani bile bile o biberi yemek resmen mazoşistik. Ben yerim ama bedava yemem. Allah Allah. Ne istiyorsun? Çeyrek altın. Yok abi yok. Ben vallahi tam altın verseler yemem o biberi. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de yemem ya. Yeğenin halini gördük. Bahtiyar abi görmediniz mi ya? Gözünden yaş geldi yani. Hani. Vallahi getirin çeyrek altını yiyeyim. Öyle bedava yiyecek kadar da enayi değilim. Tamam, tamam. Bekir'cim sen biberi getir. Tamam. Çeyrek altını ben veriyorum. Çağatay yiyecekmiş. Tamam. Anlaştık. Gerçekten mi? Anlaştık. Seni siftah yapamamıştım da siftahımız Sacım Garden olacaktı. Hadi bakalım. Buyur abi getir. Tamam getirdim. O siftah. Getirdim. O siftah, siftah derken bu çeyrek altını ben alacağım ama neyse. Hayır. Ne kadar acı olabilir? Evet. Bahtiyar usta yiyemediyse... Ali'cim bu işe girmişsin ama bak bir aksilik olmasın. Hayatım olmaz. Sen hiç merak etme. Her şeyi çok iyi planladım. İdris abiyle gittim konuştum. Heh. Bütün hindi olayları tamam. Oh. Elimizde 40 tane hindi var. Ya Şahin'cim senden rica etsem onları gidip alabilir misin? Tabii tabii alırım. Heh, tamam. Tamam o zaman. Bak Elvan da ben de hiçbir şeye karışmayacağız. Öyle dediniz. Yok yok. Evet öyle dedik ya. Bak şöyle yapıyoruz biz. Butik Ali satıyor tamam mı? Ben taşıyorum. Ondan sonra kadınlar temizliyor. Aşçılar da bizim fırında pişirecekler hindileri. Evet. Tamam madem öyle diyorsunuz. Tamam o zaman. Ya aşkım benim. Ya çok teşekkür ederim. Şimdi ben ne yapayım biliyor musunuz? Beklemeyeyim. Hemen şu pazarlama işleri için koşturmaya başlayayım. Tamam tamam. Tamam. Şey Dilek sen de Elvan'a söylesene. Ben şu hindileri almaya gidiyorum. Ha tamam ben buraya göz tamam. Kulak olurum. Tamam. Herkes. Dikkat et tamam mı hayatım? Tamam. Hadi hadi geliyor musun? Gel gel. İyi madem hadi kolay gelsin. Tamam teşekkür ederim. Sağ ol. Paraya para döneceğiz. Ay ne de şakacı. Diş işine geldi ha. Evet. Aha. Ben bu biberi yerim abi. Tamam ye ye Çağatay'cığım bak. Çeyrek altın burada seni bekliyorum hadi. Çağatay yeme. Yeme vallahi yeme. Bak şimdi Çağatay nasıl kıpkırmızı olacak. Hareketlere bak. Hazır mısın Çağatay? Hazırım. Bak Hint fakirleri acıyı hissetmiyormuş. Nasıl? Niye? 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 Çünkü odaklanıp kendilerini o acıya hazırlıyorlarmış. Ha. Hissetmiyorlar adamlar. Ha. Odaklanıyorum, acıyı hissetmeyeceğim, acıyı hissetmeyeceğim. Acıyı ya, hissetmeyeceğim. Çağatay hadi gözünü seveyim senin yoga yapmanı beklemeyeceğim yani artık hadi. Yiyorsan ye, vallahi alırım abi bunu geri. Hazır mısın? Ha, hazır. Güzel. Bak acı biber evet. Benimmiş. Allah Allah. Çeyreği göreyim abi şurada. Motive olurum. Evet. Tamamını mı? Yani. Peki burada değil, gırtlaktan mide yatsam olmuyor mu? Çiğniyor muyum? Tamam. Yiysen mi? Ha? Yiysen. Yiysen mi? Bir şey yok ya bunda. Hadi ye. E hadi. Çağatay ne oldu? Çağatay. İyi misin? İyisin mi? Bir sıkıntı yok. Sıvan ister misin? Su getirin. Ekmeği mor mor bir şey. Çatatoy su. Getirin mi su? Yok. Çeyrek aldı. Çeyrek aldı. Bak bak biraz rahatlarsın belki. Bak biraz rahatlarsın belki. Hadi su getirin. Dur. Hele oradan su getirin. Diş işine alalım. Yarır, yarır. Ne onlar kız? Aa bak. Ah bizim kızın ödevi için okuldan istemişler. 70'lerdeki moda olan şeyler bunlar. Katalogları çıkardım da onlara bakıyorum. Ay kız 70'lerde ne güzel değil mi kıyafetler? Sorma Yıldız, bak ya İspanyol paçalar, böyle vatkalı ceketler. Ay o kadar özlüyorum ki. Ne güzel. Bana bak bana, senin gözlerin mi doldu? Sen duygulandın mı? Aman duygulandım, genciciktim kız, İrem kadardım. Ay bu hamilelik seni iyice sulu gözlü yaptı. Bak İspanyol paçaya bakıp da ağlayan bir tek sensindir herhalde. Güzelliğine bak. Ay evet, ben de hatırladım o zamanları. Ay. Çıkarayım ben o pantolonları yine.
Adam aradı mı seni çağırdı? Aa yok. Araba daha var. Biber yeme yarışması yaptık. Ha? Çeyrek altın kazandım ben. Yapma. Ciddi olama. Altın kazandın ha? Aslanım benim, koçum. Tabii be, kimin kardeşi? Oğlum niye açmıyorsun adamın telefonunu? Kaybol ya. Oğlum adam seni, bak beni delirtme. Adam seni aramış, abuk subuk konuşmuşsun adamla. Abuk subuk sesler çıkarmışsın. Ben mi açmışım? Ya iki kere aramış adam Çağatay. İki kere, iki kere. Arkadan kahkaha sesleri geliyormuş. Sen de abuk subuk sesler çıkarıyormuşsun. Aa, biber yediğimde arayalım mıymış? Ya sen biber yedin, o önemli değil. Zıkkım olsun. Zıkkım o. Biz ayvayı yedik, ayvayı sen fark... Ya bu kadar önemli bir telefon bekliyorsun. Bu kadar önemli abi. Bir telefon bekliyor. Sen nasıl biber yeme yarışmasına... Gel, abi! Gel, biber yeme yarışmasıymış. Ben seni biber... Gel buraya! Ya zaten ayvayı yemişim, dilim yanıyor şu anda. Bir de Allah belamı vermiş bir de. Seninle mi uğraşacağım? Dükkanı batırdın sen. Ay, kaç, yani, kaç gidecek değerli bunlar. Değerli onlar. Ya değil. Onlar değerli. Gel buraya, gel. Gel buraya. Biber... Gel buraya! Biber... Ya aç ağzını. Ne? 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 Bir, iki, üç. Ha, ne dersiniz? Ha, ne dersiniz? Şöyle tepsisinde kocaman duruyor. Etrafında böyle garnitürleriyle, soslarıyla bezenmiş. İç pilavlı böyle kuş üzümlü, küçük küçük fıstıklı falan, bademleri içine yerleştirilmiş, nar gibi kızarmış bir hindi. Ha? Ne dersiniz? Allah derim. Yok ya, acıktım zaten. Hı? Yok butik. Yani o, biz iki kişiyiz ya. Ben hindi eti sevmem. Bir de karı kocayız. Ne yapacağız? O koca hindi bizi yer. Biz onu yiyemeyiz ki. Doğru. Peki Mesut abi, ha? Ne diyorsun? Düşünsene abi. Evdesiniz, yılbaşı gecesi, sofra kurulmuş, envai çeşit böyle yemekler, yiyecekler var. Koskoca hindi masanın üstünde, sen masanın başındasın, yıldız yengem çocuklar. Kesiyorsunuz böyle nar gibi kızarmış hindiyi, tabaklara koyuyorsunuz. Ha? İyi olmaz mı? Bak kokusu geldi burnuma. Ya tamam doğru söylüyorsun, güzel olur, kıyak olur da hani görsel olarak. Ama ben hindi eti sevmiyorum birader. Bilelerim haklı. Dedi ya, onun yağ az diye. Gerçekten yağ az onun. Ağzımda büyüyor ya. Çevir çevir, yutamıyorum onu. Abi ne güzel bak, ne güzel söylüyorsun. Kolesterolü olmaz, kilo yapmaz, sağlıklı hayvan. Yok be oğlum. Ya sana hayırlı işler, bol güneşler ya. Biraz daha dursam tamlayacak beni. Ya butik. Boşuna uğraşma kardeşim. Ya biz bunun canlısını almadık ki olmuşunu alalım. İdris de söyledi, ısrar etti ama almadık. Yok yani indiyle işimiz olmuyor. Aa. Ah ya! Aa. Ya inanamıyorum, kimse indiyi almıyor ya. Koskoca mahallede kaç tane hane var ya burada? Kaç tane hane var? Kimse almadı ya. Bir tek ala ala Aret abi aldı. İnanamıyorum. Alacak mısın sen Cemal? Yok abi ya bende. Zor olur şimdi evde. Bizimkiler sevmiyor, ben severim tamam, ya. Tamam yürü git. Tamam yürü git. Yürü git. Tamam, tamam almayın ya. Tamam almayın. Çay getir, çay Cemal. Tamam sen otur istiyorsan ha. Dinlen biraz. Aa, görüyor musun sen? Girişimci cinneti geçiriyordu az da. Kolay gelsin Elvancığım. Sağ ol Sibel Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu muhallebileri versene bana iki tane hayatım. Ha, Avşin, sen mi geldin? Ne yapıyorsun? Ne olsun Sami'cim, aynı işte hayat. Biliyorsun durumu. Bizim mahpereler de yılbaşı eğlencesi için otele gidiyorlarmış. Olsa ne olacak? Biz de işte alırız indimizi. Ondan sonra açarız televizyonumuzu. Ah, hep beraber amis gibi böyle şey yaparız. Televizyonda eğleniriz. Anladım canım. Yani pijama, terlik, televizyona müracaat ediniz diyorsun. Ya aşk olsun Sami'cim. Yani beni bir hindiyle kandırmaya çalışıyorsun ya.
Neyse artık yani. Tahir başına var. Bakarız şey ama sen o Allah Allah. Neyse görüşürüz Ayman. Hayda gene yaramadık. Babacığım yani keşke yapsaydın istediğini. Kadın o kadar yoruluyor. Hem Barış'a bakıyor hem Duygu'ya bakıyor. Ev işi yemek falan. Hani bir istediği de olsaydı bari. Tamam da kızım ne var işte hep beraber evde oturup yemek yemenin, indi yemenin nesi kötü? Neyse ben şimdi bakayım tamam. Yine yaramadık. Evet çocuklar. 70'ler böyle İspanyol paça, apartman topuklu ayakkabılar. Hatta o zaman o İspanyol paçalardan bir elbise bile yapılabilirdi. Hayırdır Ali abi, jantta gidiyorsun. Ay laflara bak ya efendim. Bak bak laflara bak laflara. Evet, evet kardeşim ama yok ya bir sıkıntı yok. Gidiyoruz öyle ama bir sıkıntı yok. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Şey, butik. Evet. Ya ben merak ettim. Bu hindiler ne yaptın? Satabildin mi? Ya Adil abi, kimseye satamadım ya. Yapma ya. Gerçekten onca hindi elimde kaldı. Hey, bu ne ya? Ya bak. Ya kaç defa diyeceğim size ya, bir tane olsun bir gün hayırlı bir şey yapacağım mı? Ne iş var o hindinin? Tamam, bu mutfakta. Kovalamazsan söyleyeceğim, gerçekten söyleyeceğim. Ya ne söyleyeceğim, ne söyleyeceğim? Kovalamazsanmış ya sen, hiçbir şey yapmıyorsun. Koskoca pastane mutfağında indirin ne iş var? Böyle 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 kaynıyor, eriyen kokmuş. Ya anlatacağım, anlatacağım da sana. Ne olur bir sakin ol. Ya ne anlatacağım? Ya sakin ol. Herkese hayırlı işler ve de bol güneşler. Olmaz. Değil mi varken bu dükkanında ne güneş olur, ne de hayırlı bir şey olur. Sus ya butik. Gülme ya. Şeyi soruyor, hindiyi soruyor. Poğaçalar evet. Falan içeride ya. Ne iş var diye bu indinin orada diyor. Evet, ne iş var o indinin orada? Böyle şey olur butik. Sen de bir şey söylesene. Burası pastane mutfağı değil. Orada şey olmaz desene. Ne söyle? Evet. Bir bak, bir bakayım. Olma, olur. He? Olur. Ha? Olur mu? Olur. Ha. Olur. Çünkü, çünkü abi biz şey yapıyoruz abi. Ne? Nostalji gecesi. Evet. Yılbaşında harika bir nostaljik parti veriyoruz. Tamam Allah Allah, onu sana veriyor, onu sana veriyor. Bu pastanenin içerisinde indiğine 70'lerin ne alakası var? İndi 1970'ler mi gelmiş buraya? Tamam, tamam. Yok, yok. Elvan söyledi, Sibel Cici kaynana yılbaşını dışarıda geçirmek istiyormuş. Evet. Butikte dedi ki, hepsini dedi biz yapacağız dedi. Bu geceyi dedi biz düzenleyeceğiz ve bizim de aklımıza şöyle mahallecek beraber eğlenelim. Öyle değil mi? Tabii, sazlı, sözlü, eğlenceli, yemeli, içmeli. Evet. Abi. Ve baş köşede de siz varsınız. Siz, sen ve Sibel Cici kaynana. Ha. Evet. Evet Sami abicim, kesinlikle öyle. Çok doğru söylüyor Şahin. Kesinlikle başımızın tacı, gözümüzün nurusun. Baş misafirimiz evet. Sizsiniz. Ondan kovalıyor işte, onunla sordu da ben. Ha. Tabii. Tabii. Baş biz şeysiyiz ya. Tabii baş abi. En şeysin. Kesinlikle. Evet. Hani biz hani biraz sürpriz yapalım edelim dedik ama sen işte tabii kokusunu almışsın. Oradan şey olmuş birazcık. İyi tamam tamam. Bu seferlik yırtta. Dur ben anlamam. Tahil başına var. Tahil başına var. O neyin o zaman burada şey yapıyoruz? Deneme. Hindi'yi deniyoruz. Evet. Nasıl oluyor bu pişiyor? İşte iyi yaptık mı? Yapabiliyor muyuz? Güzel olmuş. Ben bir bakayım. Bir bak bakayım. Bir bak. Olmuyor mu? Bak bakayım. Lay lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 geldi gidiyoruz karma karışık yollarda hüzünden mutluluktan de bana yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda maziye sırtımızı yaslaya yaslaya tutunmuşuz geçmişin